Karatepe köyünün kadınları renkli bir hazırlık içinde. Kazanlar kilim boyası için kaynıyor. Ayşe Hanım dur şey getir. Ceviz kabuğunu getir, nar kabuğunu getir. İstenilen renge uygun bitki kökleri ve kabuklar torbalara konup kaynar kazanların içine alınıyor. Kilimlerin ana renkleri kahverengi, siyah, beyaz, gri, gül kurusu ve kırmızıdır. Boyacı böyle sandıklı, bir çerçeğin bir adam olurdu, gelirdi işte. İpin var mı dez de, kilim ipin var mı? Bugün burada Hacer'de boyarsa ama bende boyardı. Köyü böyle dolanırdı. Yani şimdiki mi kızlar mı özel kazanı kurup da. Şimdi biz boyasına. Eskiki bizim kilimleri yıkadın mıydı boyası birbirine karışıyor. Şimdi. Ama şimdiki ıslarlara bak, güzelliğine bak, kilimin hiç boyası bir birbirine karışmıyor. Bir tane boyası çıkar mı? Güzel kuzguruz olmuş. Biraz da kalırsa koyulaşır. Sabaha kadar da kalırsa bu suyun içine. Bu renkli ama zahmetli iş iyi bir iş bölümünü gerektiriyor. Bir grup kazanın başında beklerken diğer bir grup da ekmek, kömbe hazırlıyor. Tuzu önce bırakacağız. Çok atma ya. İp haline getirilmiş koyun yünleri istenilen renk elde edilene değin bu boya kazanlarında kaynatılır. Bak Hacer abla, önceki attığımız ne güzel olmuş. Vallahi benim anam ustaya. Anam öyle yunu yürüdü, eğirirdi, boyadırdı, kilim dokurdu. Benim bacılarım çok ustaydı. Ben de bacımdan kalardan, anamdan, atamdan kalarak hala bu kilimi devam ettiriyoruz. Ayşe şu demiri aldı kızım. Şunu gevşet bakalım, para kalsın. Eskiden böyle değerdi. Duyması kolay, azlık kakardın bir sürü. Şimdiki yandan. Kızlar, şimdiki kızlara var, bir metre ıstara kaç tel çözüleceğini bilir. Yarım metre ıstara kaç tel çözüleceğini bilir. Yani şimdi öyle değerli, eskiden kara bileceğini. Böyle değerdi. Şimdi çok teknikler ellerdi. Çok da güzel kilim dokunuyor. İyi tamam. İyi. Ustalar da kurdu evvelden beri avratlar, şimdi biraz terk ettiler ama geri de böyle başladı. Kızlar kişiye giderken ip serilirdi dışarı. Kızların kilimleri, namazlığaları, çuvalları, çulları atılırdı. Filancanın kızının şu kadar cihazı var denirdi. Terk-i bağ yapılırdı. Atın şeyine, kızlar ata biner giderdi ya, bilinmez şimdi. Eşyalar hadıman ağlar, yeleser sızılar dağlar, yalımız oğlan anası, gece dağlar, günüz dağlar. Harfler çekildi filime, dur demen benim dilime, olan hakkım halal olsun, ince oğlum mezralime. Bir ananın, bir babanın, bir oğlu, biricik kardeşim. Motifler birbirini andırsa da her kilim, onu dokuyanın yaşamından, ruhundan, sevinç ve kederlerinden izler taşır. Aman ağlar kış mı olacak, dağlar dumanlı dumanlı, nazlı yerden haber geldi, kalbim gümanlı gümanlı. Oh. Böyle böyle günümüz geçti, şimdiki kadar rahatlık ama ömür bitti. Ne olacak, ömür şimdi sonra ne olacak, hala da dokuyoruz. Yani dokumasa ben ölürüm. Meslek. Herkesin bir mesleği var, herkesin bir yaptığı sanat var. Bizim sanatımız da bu. Motifler ortak olsa da herkes kendi kilimini dokur ve bakan her göz bir kilimi başka türlü okur.